Fatsa. 65 bin nüfusuyla Karadeniz bölgesinin ikinci, bağlı olduğu Ordu'nun ise en büyük ilçesi. Fatsa denince akla önce fındık, sonra da Karadeniz gelir. Yaz aylarında fındık toplanır, kış aylarında ise balıkçılık yapılır. Hayatlar fındıkla balığın arasında saklıdır. Kazandırdıkları yetmese de bir kabukluyla bir kılçıklı belirler Fatsalı'nın kaderini. Bu kadere baş kaldıranlar da yok değil. Alıp başını uzaklara gidenler, ekmeğini gurbette arayanlar. Fatsa da Türkiye'nin pek çok köşesi gibi bir göç memleketi. Nüfusunun büyük bir kısmı şehir dışında, hatta yurt dışında. İstanbul'da, Ankara'da, Almanya'da, İsviçre'de veya Fransa'da. Her yerde bir Fatsalı'ya rastlayabilirsiniz. Ama en çok da Japonya'da. Japonya'da resmi rakamlara göre 8 bin Türk yaşıyor. Sıkı durun, bunların yarısı Fatsalı. Üstelik bu sadece Türk Dışişleri'nin verdiği resmi rakam. Resmi olmayan rakamlarsa bunun çok üzerinde. Japonya, Türkiye'ye vize uygulamıyor. Havalimanında pasaporta yapıştırılan 3 aylık bir giriş puluyla ülkeye turist olarak girebiliyorsunuz. İşte sorun da burada başlıyor. Çünkü vizeniz bitince kaçak durumuna düşüyorsunuz. Japonya'daki Türk nüfusunun büyük bir çoğunluğu da işte bu durumda. Yani kaçak. Fatsalılar iş imkanları ve iyi yaşam şartları nedeniyle bu ülkeyi tercih ediyor. Bu tercih o kadar belirgin, o kadar güçlü ki Fatsa'da sokakta yürüyen her bir vatandaş ya Japonya'ya gitmiştir ya da bir akrabası, arkadaşı Japonya'da çalışıyordur. Sezgin Aydın da Japonya'ya gidenlerden. Tam 6 yıl Nagoya'da inşaat işi yapmış. 2 kez gidip dönmüş. İlk gittiğinde Sezgin Aydın, bir sonrakinde ise Cengiz Aydın olarak gitmiş. Bu durum Fatsalılar için olağan. Çünkü bir kere kaçak duruma düştükten sonra Japonya'ya aynı isimle ikinci kez giriş yok. Sezgin Aydın, şimdilerde Fatsa'da özlediği Japonya günlerini hatırlıyor. Gazetede okudum, habere göre baktım. Dünya şampiyonasına bizim voleybol takımımız gidiyor. Bayan voleybol takımımız. Benim de Japoncam mükemmel yakın olduğu için ya dedim bir dümen uydurayım dedim. Ben de aynı uçaktan aynı şekilde bir bilet aldım. İşte kendime göre işte Cengiz Aydın işte Japonca profesyonel turizm rehberi kart vizit bastırdım. İşte yaka kartı falan aldım. Aynı uçağa bindim. Yani kızlarımızla beraber rahat rahat selamünaleyküm aleyküm selam der gibi rahat rahat Japonya'ya girdim. Doların 1700'lerde, 1800'lere vurduğu zamanlarda benim kardeşim 2000 dolar, 2500 dolar para gönderiyordu. Diğer aileler de gönderiyorlardı. Yani Türkiye'nin IMF'nin kapısına 1 milyar dolar için gittiği zamanlarda düşünün orada 1000 tane Türk'ün çalışıp 1000 dolar, 1500 dolar gibi rakamlar gönderdiklerini. Şu anda benim teyzemin oğlu oraya işçi olarak gitti ama şu anda orada yıkım şirketi var. Emrinde Japonları çalıştırıyor. Gerçekten mükemmel insanlar yani. Bir polisle halkı ayırt edemiyorsunuz. Oturduk konuşurken işte dedi ya pardon dedi size dedi bir şey soracağım dedi. Buyurun dedim yani ben şimdi öyle bir soru sorunca biraz da tepki oldu bende yani ne sorabilir diye. Dedi pardon dedi ya bu Fatsa mı büyük dedi İstanbul mı büyük deyince dedi. Ben kahkahalara boğuldum. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin veya devletinin halkının bana göre Fatsalılara bir borcu var. Biz dünyayı küçülttük. Fatsa'da Japonca konuşan birilerini görmek her zaman mümkün.
Hiç Japonya'ya gitmemiş biri bile çat pat Japonca konuşabiliyor. Yorun oşikoto da kedo. Nihon ikitakuna yo. Sou da ne. Sou da seyo. Ore 500 doru da dekiru yo sono shikoto wa. Japonya'ya ilk giden Fatsalı Hayri Atılgan. Tarih 1987. O yıllarda gemilerde çalışan Hayri Atılgan bir seyahatinde Japonya'ya ayak basıyor. Gidiş o gidiş. İşte serüven de tam burada başlıyor. Oradaki iş imkanlarını kıvrak Karadeniz zekasıyla gözlemleyen Hayri Atılgan 3 yıl tek başına çalışıyor. Ve daha sonra kardeşlerini, akrabalarını yanına alıyor. Yıllar içinde kardeşler arkadaşlarını, onlar da yakınlarını çağırıyor Japonya'ya. Derken Fatsa'dan Japonya'ya akın başlıyor. İlk gemiciydi. Gemiyle İtalya, İspanya, derken Kore, derken Japonya ve en son Japonya'da tanışmış olduğu bir bar kadını ile dostluk kurdu. İşte bar kadını, ben sana burada sahip çıkarım. İşte kalmaya yerim var, evim var, işte buluruz dedi ve kardeşim kaldı. Ve 3 yıl kardeşim tek başına orada çalıştı. Ve 3 yıl sonra çevreyi öğrendi, lisan öğrendi. İşte Japonya'da Türklerin çalışabileceğini izledi. Ve yine Fatsa'mızdan üçerli beşerli grupları çağıraraktan işe yerleştirdi. Fatsa'da bir efsane olarak anılan Hayri Atılgan, 2001 yılında kalp krizinden Japonya'da hayatını kaybetti. Kimilerine göre her getirdiği Fatsalı'dan para alıyordu. Ama sonuç değişmiyor. Hayri Atılgan, Japonya'daki Fatsa'nın tek mimarı. Çünkü sadece tek başına ülkeye soktuğu Fatsalıların sayısı 500'den fazla. ...15 yıl boyunca Japonya'ya gidenler orada çeşitli işlerde çalıştı. Döndüklerinde ise kazandıkları paranın tadını hala unutamamışlardı. Neden bu fasıllar hep Japonya'da? Bilmem. Herhalde en kolay para orada var. Onun için olabilir. Japonya'da para kazanmak zor değildi. Ancak aralarında kanuna aykırı işler yapanlar da oldu. Bunlardan Ali Aksu, soyduğu kahve makineleri nedeniyle yakalanınca hapse girdi. Ardından da Türkiye'ye yollandı. Şimdi gece işi diye bir iş var orada. O makineleri soyma işleri. 1,5 ay kadar yaptım bunu ben. 1,5 ay yaptım, yakalandım. Niye, paralı bir iş mi? Tabii, rastladın mı bir gecede 3,000 dolar, 5,000 dolar, 10,000 dolara kadar alabilirsin. Yani kabinde para varsa eğer. Paralı bir iş. Herkes, ben işsiz kaldım da başladım tabii bu işe. Çoğu bu hiç çalışmadan başlayanlar var orada. Oraya gelip çalışmaya, hiç çalışmadan bu işleri yapanlar var. Ben 4 sene çalıştıktan sonra iş imkanı olmadı. Mecbur kaldım. Hafiz çok kötü ya. Orada 5 ay 17 gün yattım. Burada 5 sene yatarım Türkiye'de. Oturarak oturdum, hiç yürüme yoktu. Oturuyordum. Sigara yok. Günde 3 dal sigara izin veriyorlar. Yarım saatin içinde 3 dal sigara içeceksin. Başka yok. Ertesi günlere kadar, sabah kahvaltının sonuna kadar. Onu da otur. Hay yoroshiku. Wakarimashita. Yoroshiku ne kyodai? Yoroshiku ne kyodai diyor yani. Ali Aksu şimdilerde Fatsa'da ne iş bulursa yapıyor. Orada bir hayat kuramasa da Japonya'da yaşadıkları onun için büyük bir tecrübe olmuş. Ancak Japonya'da geniş bir aile kuran Fatsalılar da var. Bunların başında da Şen ailesi geliyor. Müzik
ailenin en büyüğü olan Çakıroğlu Şükürşen, kendi ailesinden tam 40 kişiyi Japonya'ya göndermiş. Hatta daha önce bir kez de kendisi gitmiş. Japonya'da benim Çakıroğlu Şükürşen olaraktan oğlum Muhlis, ikinci oğlum Naci, üçüncü oğlum Hacı. Diğer akrabalarım, abilerimin çocukları da var. Fikret, İshak, Önel, Davut, Harun ve yine yeğenlerim var. Onların da hepsinin ismini bilemiyorum yani. Gidip geri gelenlerim var. Udon ni natto nante sa, anmari kikanku nai? Benim Japon gelinlerim var. İftihar duyuyorum. Çok memnunum. Çok asil, çok olgun, çok hanımefendi bir bayanlar. Allah razı olsun çocuklarımdan. Kendileri gibi eşlerini de bulmuşlar. Güzel torunlarım var. Naci oğlumun hanımı, ilk evlenen o. Hanımı Chiho. Chiho. İkinci oğlum Muhlis'in hanımı Chiha olması lazım. Nagoya, Japonya'nın 7 milyona yakın nüfusuyla Aichi bölgesinin en büyük şehri. Ülkenin sanayi ve endüstri kenti olarak bilinen Nagoya'nın yalnızca şehir merkezinin nüfusu 2,5 milyon. Ancak bu kentin diğer Japon kentlerine oranla farklı bir özelliği var. Nagoya'da hatırı sayılır bir yabancı nüfus var. Kentin her köşesinde bir Brezilyalı, Perulu, Filipinli ya da Sri Lankalı'yı görebilirsiniz. Ancak son yıllarda Nagoyalılar en sık Türkleri görmeye başladı. Bunun en büyük sebebi de Fatsalılar. Japonya'daki Türklerin yarısı Fatsalı. Zaten diğer yarısının da büyük bir kısmını Ünye ve Ordulular oluşturuyor. Her ne kadar çoğunluğu kaçak olsa da Japonlar Türkiye'yi tanımadan Fatsa'yla tanıştılar. Yani, kankanla hattanla geliyor. Evet. 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 Peki Nagoya'da yaşayan 4000 Fatsalı burada ne iş yapıyor? Aslında bu bir tesadüf değil. Çünkü Nagoya otomobil fabrikaları ve inşaat sektörüyle anılan bir şehir. Türkler de burada Kaitai denilen bir iş yapıyor. Kaitai evler için yıkım, kullanılmış otomobiller için parçalama anlamına geliyor. Kısacası Nagoya'da yaşayan Fatsalılar evleri yıkarak, otomobilleri parçalayarak hayatlarını kazanıyor. Öyle ki Nagoya'da hangi Japona Kaitai diye soracak olsanız size bir Fatsalı'yı işaret edecek. Bu işin maddi getirisi Türkiye şartlarına göre son derece iyi. Ev yıkımı yapan bir işçi ayda 3000 dolardan daha fazla para kazanıyor. Otomobil parçalayan bir işçinin kazancı ise aylık 5000 dolar. Kazandıkları para ne kadar iyi ise çalışma şartları da o kadar ağır. Onları Japonya'ya sürükleyen serüvenin sebebine gelince, sebep hep aynı sebep, ekonomi. Sko birlikte çalışıyordum ben, Fatsa Fındık Tarım Satış Kooperatifinde. 4 yıl görev yaptıktan sonra buraya giriş yaptım. Yani ücretler yetersizdi. Belki geçinebilirdik, bazı şeyler yapabilirdik ama yani gelecek mesela bir ev sahibi olamazdık. Veya bir araba sahibi olamazdık. Araba da lüks belki ama yani herkesin isteği bir evdir. Yani güzel bir kendine ait, küçük de olsa. O amaçla geldim ben. Benim amacım oydu. Ben de gideyim. (Gülüyor)
Ziraat Bankası'na başladık biz askerden geldikten sonra memurla. Ziraat Bankası'na sonra bir 9 sene memurumuz var. Ondan sonra psikobiliğe geçtim ben dedim. Psikobiliğe geçtim. İşte o ara geldiğim zaman bu siyaset döneminde hükümet yıkılmıştı o akşam. Hükümet yıkılınca bir sene sonra beni bir soruşturmaya aldılar. Aldığım maaşlardan dolayı kağıtlarımı mağıtlarımı genel müdürlükte kaybetmişler. Siyasetten dolayı. İşte bir arkadaşım tayin sürdüler. Ben de ayrılmak zorunda kaldım. Bıraktım. Ve bu bırakış bırakış. Nasıl Japonya'da alıp oluyor. Daha önce Türkiye'de 26 sene Merkez Hastanesi'nde kalfalık yaptım. Daha sonra kayınbiraderim uzun süre Japonya'ya kadar kaldığı için Japonya hevesi bizi buraya getirdi, sürükledi. Japonya'ya turist olarak girdik. Buradan girerken bir takım, yani ben Türkiye'den gelirken bir takım belgelerimiz vardı elimizde. Otel rezervasyonlarımız, iş adam kimliklerimiz. Ben buraya gelirken Nagoya'da Expo 2005 Expo Fuar vardı. Ben oraya iş adamı olarak geldim. Yani bir takım belgeleri yapıyoruz. Beni kimse de karşılamadı. Ben kendim uçağa bindim. Nagoya'ya kadar geldim. Eki'ye kadar geldim. Gelirken borç alarak geliyorsun. Herkes bu, açık konuşmak gerekirse böyle. Bütün gelen arkadaşlarım çoğu budur. Bir ailen var, aileyi geçindirmek zorundasın. Ne yapacaksın burada kazandığın o 3 ay parasını memlekete gönderip böyle burada kendin sıkıntı çekmek zorunda kalıyorsun. Sonra Türklerin, bizlerin daha doğrusu çok iyi insanlarız aslında. Çok da ciddi çalışan insanlarız ama biraz kültür seviyemiz düşük. Ya bunun hayat çok pahalı. Parası güzel ama hayatı çok pahalı. Ev kiraları pahalı. Yeme içmesi pahalı. Burada ev kiraları 700 dolar, 600 dolar, 800 dolar. Dolar vurduğumuz zaman. Türkiye'de öyle pahalı yok ama günde 100 dolara falan geliyor. İyi çalıştığı zaman 150 dolar. Hayat, sıkıcı bir hayat var yani. Gezme tozma yok. Gece alemleri var burada arkadaşlar. Bazı arkadaşlar gece alemlerine gidiyorlar. Orucu para yapamıyorlar. Biz ailemiz olduğu için biz gambet yapıyoruz biraz. Ama o kayket işi tamam de. Çok da ona ne? Bu kayni kite moray takattan des. Sokuma de sakattım des kayma. Naci Şen, Nagoya'da otomobil kayıt ayı işi yapıyor. O burada yaşayan üç kardeşten biri. İlk geldiğinde ağır işlerde çalışmış. Şimdi ise Sri Lankalı ortağıyla beraber bu işi yapıyor. Buraya kit tarafı var. Arkadaşı gotu. İkinci el otomobilleri auction denilen otoborsasından satın alıyor, sonra da parçalayarak yedek parça olarak yurt dışına gönderiyor. Parçaladıkları araçlar her ne kadar ikinci el olsa da insanın içi gidiyor. Çünkü bu araçlar Türkiye'de son model olarak sayılıyor. Mercedes, BMW, Avrupa araçları yaklaşık 1000 ila 1500 dolar arası alıyoruz ortalama fiyat olarak. Tabii bu 300 dolar da olabiliyor, 2000 dolar da olabiliyor. Duruma göre değişiyor tabii. Artı jip
Jeepler diyelim, Pajero, Terrano, Turf, RAV4'dur o araçlar. Yaklaşık 2000 dolar civarında alıyoruz. Yani bunlar bir konteynere 30 adet araç parçası giriyor. Yani 30 aracı tamamladıktan sonra parçalıyoruz. Yani ikinci el parça haline geldikten sonra koyup gönderiyoruz. Geldiğim zaman günde iki tane araba parçalıyordum. Benim yanımdaki olan arkadaşlar benden daha öncekiler işte günde üç araba, dört araba çok rahat bir şekilde parçalıyordu tek başlarına. Ya bu sefer kendini ne yapıyorsun? Yarın diyorsun işte. İşte niye o üç tane parçaladı, ben niye iki tane parçalıyorum? Yani bu niyetle yola çıkmış olduğun zaman işte biraz da kendin gayret çaba sarf etmiş olduğun zaman çok rahat bir şekilde hiç kendini yormadan üç araba, dört araba çok rahat bir şekilde parçalıyorsun. Japonya, yabancıya oturma vizesi verme konusunda çok sert. Yabancıya saygı duyuyorlar ancak onları sadece misafir olarak görüyorlar. Japonya'da devamlı oturma vizesi alabilmenin tek bir koşulu var. Bir Japonla evlenmek. Vize olayımızı alamıyoruz yani öyle bir hak vermiyor bize Japon hükümeti. İstiyoruz aslında. Ciddi de çalışsak, kötü de yapsak o hakkı alamıyoruz hiçbir türlü. Ben 8 yıldan beri buradayım. 8 yıldan beri kaytay yapıyorum. Bir buçuk sene başka bir işlerde çalıştım ama yani fabrika gibi işlerinde. Devamlı kaytay. Bu işi Japon yapmıyor. Pis iş. Mecburen kaçak. Hiçbir yani sınıfsız vatandaş gibi. İkinci zaten onlar öyle görüyorlar bizi. Vermiyorlar. Bu şekilde arttı yani bayağı vizeli arkadaşlarımızla evlilik dolayısıyla. İşte belirli yollarla. Alan da yok. Aslında evlilikten başka bir çare de yok yani burada. İş açık da kapatan arkadaşlar oluyor falan. Ama evlilik şart. Fatsalılar bunu da başarmış. İlk evlenenler formalite evliliği yapmış. Sonrakilerse aşk evliliği. Japon hanımların hepsi hayatlarında en az bir kez Fatsa'yı görmüş. Hatta Müslüman bile olmuşlar. Çocuklara ise hep Türk isimleri verilmiş. Eren, Ayşe, Dilara, Nefise gibi. Hanımımla tanıştıktan sonra, yani evlenmeden önce bizim açıkçası çocuğumuz oldu. Çocuk olduktan sonra evlendik. Aşağı yukarı 1,5 senedir evliyim yani. 10 aylık da kızım var, ismi de Ayşe. Gel canım. Eğer vizeniz bitmişse, vize almak istiyorsanız haliyle en çabuk vize alma şekli bir Japon bayanla evlenmektir. Onun haricinde mümkünatı yok, alamazsınız.
İlk zaman burada herkes kaçak oluyor. Ama Japon bayanla evlendiğin zaman kaçak durumundan tamamen çıkıyorsun. Ve istediğin zaman ailenle rahatlıkla görüşme imkanı oluyor. Yani yakalanma korkun olmuyor. Ev tutma konusu, araba alma konusu. Japonlar neye sahip olsa da aynı şekilde hakkı sen de kazanmış oluyorsun. O yüzden avantajları çok. İlk geldiğimiz yıllarda gerçekten büyük zorluklarla karşılaştık. Öyle günler oldu ki parklarda yattık. Yani gidecek yerimiz olmadı. Konnichiwa işte. Merhaba. Türk'le evlenmek nasıl bir şey? Aa, çok güzel. Çok güzel. Benim eş çok güzel. İyi insan. Çok seviyorum. Çocukların ismi ne? Eren. Niye Eren koydunuz? He? Neden Eren isim koydunuz? Aa, hoşuna gittim. Eren. Eşim aşırı derecede dürüst, güvenilir, ev işlerini dört dörtlük yapan, samimi. Yani tekrar bir daha dünyaya gelsem tekrar Japon'la evlenirim diye düşünüyorum. Gelecekle ilgili planım burada işlerim, yani kendim iş alıp verme durumu olabilirse, iş şirket kurabilirsem burada kalmayı düşünüyorum yani. Türkiye illa para biriktirin gideceğim diye öyle bir kaydem yok. Ben severek evlendim. Gerçekten severek evlendim. Hanımımı da şu anda çok seviyorum. Yaklaşık 10 yıl önce evlendim. 10 yıldır evliliğimiz sürüyor. Nazar değmesin. Özellikle son yıllarda artan evlilikler sayesinde Fatsalılar Japonya'da kendilerini kabul ettirmeyi başardı. Önceden işçi olanlar şimdilerde yavaş yavaş kendi işlerini kurmaya başladı. Ancak birçoğu kaçak olduğundan her an yakalanma korkusuyla yaşıyor. Zaman zaman geri dönenler de olsa hala Fatsa'dan insanlar gelmeye devam ediyor. Fatsa için Japonya artık ikinci bir vatan. Peki neden Japonya? Onu ben de soruyorum kendi kendime ama niye bu kadar Fatsalı var diye. Ne bileyim yani biraz da denizden kaynaklanan bir hadise gibi geliyor bana. Ne bileyim denizi işte iç içe yaşayan bir insanın işte deniz aşırı ülkeye bir okyanus ötesi bir ülkedeyiz yani şu anda. Ben Fatsalıyım. Gidiyorum bir Fatsalı'yı getirebiliyorum. İki Fatsalı gelebiliyorum. Ama bir Tunceli olsun, bir Adana olsun, bir Urfa olsun Japonya'ya gitmeyi çünkü riskli oluyor. Şimdi tanıdığı yok. Kimseyi bilmiyor. Elinden tutanı yok. O yüzden şimdi ben de Adana'ya gidip de Urfa'ya gidip de hadi seni Japonya'ya götürüp diyemeyeceğime göre yani bir kişi gelmiş 10 kişi almış. 10 kişi gelmiş 10 kişinin peşinden 10 kişi olur 100 kişi olur. Yani bu yüzden kalabalık olmuş buradan. Ben de bilmiyorum. Biz şimdi bir yerden 4 kardeşiz. 4'ümüz de buradayız. Kim getirdi diyoruz? Ben getirdim. Benim kardeşlerim getirdi. Yani bir kişi bir yerden 4 kişi oluyor. Benim eşim burada. Benim 2 tane oğlum var burada. Yani bunlar hep Fatsalı. Japonların Türklere karşı tarihten gelen bir sempatileri var. Ancak Nagoya'da sayıları her geçen gün artan Fatsalılar zamanla birlikte sorunları da getirdi. Onlar için kaçak yaşamak Japonya'da tutunamamak demekti. Ama geri dönmeye niyetleri hiç yoktu. O Japonların Türkiye olan sevgisinden kaynaklanan bir şeyle çalışıyorduk yani biz. Ama şimdi sorarsan, şimdi daha farklı yani adam önce soruyor hangi millettensin diye. Türk dediğin zaman yani eskiden havada kapıyorlardı hakikaten Türklere karşı bir sevgi vardı. Adam iş yerini teslim ediyor, arabasını teslim ediyordu. Evini teslim eden Japon patronlar vardı.
Şimdi Türk dediği zaman düşünüyordum. Yine öyle. Bir Türk gelmiş. Mesela biz yemeğe giderdik mesela. Affedersiniz içmeye giderdik böyle. Hiç bizi hesap verdirmezlerdi Japonlar. Bir Türk gelmiş. Ne kadar büyük bir gurur. Ne kadar büyük bir şeref diye. Hani yedirirlerdi, içirirlerdi bize. Hesap vermeye gelince yok Türk burada hesap veremez. Burada hesabı biz veririz. Ya niye öyle diyorsunuz? Biz dil bilmiyoruz, bir şey bilmiyoruz. Sonra dilini öğrendik. Yemeği içmeyi öğrenmeye bildik. Saygıyı öğrendik, sevgiyi öğrendik. Çalıştık. Çalıştığımız yerde kendimizi beğendirdik. Yanımızda bir kişi daha ekmek yedirdik. Bir iki kişi daha getirdik, üç kişi daha getirdik derken ismimizi duyurduk. Çekim yapıyor, seni çekiyor Cengiz abim bak. Toparlayacağım, tamam mı? Hı. Zaten azıcık rahatsızım. Hadi kendinize iyi bakın kızlar. Bunlar bir üçüncü. Akıllı olun, öptüm. Tamam anneciğim. Nagoya'da Fatsa'dan getirdikleri aileleriyle beraber çalışan Türkler de var. Bunlardan biri eski ismiyle Ali Büyükdağ, şimdiki ismiyle Ali Mert. 53 yaşındaki Ali Mert, Nagoya'da inşaat işinde çalışıyor. Türkiye'de üniversitede okuyan kızlarına bakabilmek için karı koca çalışıyorlar gurbet evlerinde. Daha önce bir kez çıkış yapmış ülkeden. Bu yüzden Japonya'ya girerken soyadını değiştirmek zorunda kalmış. Tıpkı diğer Fatsalılar gibi. Soy ismini değiştirip de buraya geldiği zaman buradaki Japon polisi bunu anlayamıyor. Değişik bir isimle geldiği için. Ben Ali Büyükdağ olarak geldim. İkinci gelişimde Türkiye'de gittim ama resmi yoldan. Mahkeme kararıyla soy ismi değiştirdim. Ali Mert olarak geldim. O zaman anlayamıyor. Buraya girişin kolaylaşıyor. Ayının 30 gününü çalışmıyoruz abi burada. 4 gün tatil. 26 gün çalıştığım zaman 350 bin yen olarak 350, 360 bin, 365 bin yen olarak alıyorum. Yani bunu da dolara vurduğumuz zaman 3 bin dolara yakın bir aylık oluyor. Bu aldığımız maaş yani. Eşim de işte 1000 dolara yakın bir maaş alıyor. 4000 dolar. Burası Mitsukoshi semtinde bulunan bir disko. Nagoya'nın en ünlü diskosu. Müşterileri çoğunlukla yabancılar. Japonların da çok sık rağbet ettiği diskonun tek bir yabancı bodyguardı var. O da bir Türk. Hatta bir Fatsalı. İsmi Celal Türkmen. 28 yaşındaki Celal Türkmen ilk geldiğinde inşaat işlerinde çalışmış. İşsiz kaldığı dönemlerde kaçakçılık yapmış. Hatta bu sebeple hapis bile yatmış yaban evlerde. Şimdi derde ise gurur duyduğu bir hayatı var. İlk geldiğimde zaten o zaman ben daha 16 yaşındaydım. Ve ben buraya geldikten 2 sene sonra daha 18 yaşında. Normalde burada 20 yaşından aşağı kimseyi alamıyoruz içeri. Ama ben o zaman 7-8 sene önce ben yine burada çalıştım. Hem de 2 sene sürekli çalıştım. O zamanlar tabii ki hepimiz kaytaydaydık. Yani yıkım işindeydik, inşaattaydık. Vücudumuz daha iyiydi. Çalışmaz mısın dediler. İyi çalışırım dedim. Nasıl olsa her hafta geldim bir yerde. Geldik çalıştık. Cezaevine girilmeler çıkmalar işte şunlar bunlar olunca tekrar Türkiye'ye gidip geldikten sonra dedim artık eski yollarla devam edecek halimiz yok. Bir insan bir yere kadar gider ondan sonra da oturması lazım. Biz de onun çaresine bakıp bu şekilde şu anda gördüğün gibi diskonun içindeyiz. İlerisi için buranın ilerisi biziz. Bu şekilde devam edeceğiz Allah izin verirse. Japonya hayalleri yıllar önce bir gemide başladı. Hayalin sahibi Fatsalı Hayri Atılgan'dı. Zamanla hayaller bir adıma, adımlar da gerçeğe dönüştü. 10 kişi, 100 kişi derken binlere ulaştılar gurbet ellerde.
Şimdilerde 5000'e yakın fatsalı hayallerinin gerçekleşmesinin gururuyla yaşıyor okyanus aşırı bir ülkede. Üstelik yeni aileleriyle beraber bir köprü de olmuşlar. Japonlar artık onları çok iyi tanıyor. Öyle ki İstanbul'dan çok Fatsa tanınıyor bu uzak ülkede. Kimi kaitai yapıyor, kimi bodyguardlık. Kimi sonunda dönmek istiyor, kimi ise kalmak. Yıllar önce Fatsa'dan yola çıkanlar hoşça kal veya elveda diyerek ayrılıyor memleketlerinden. Dönmekle kalmak arasında yapıyorlar tercihlerini. Japonca'da her iki kelimenin de karşılığı aynı. Sayonara. Onlar da son olarak hep aynı şeyleri söylüyorlar aslında. Sayonara Fatsa.